Maharaza gel. Böyle tatlı ölüm nerede görülmüş? Seninle işimiz daha bitmedi. Konuşman senin hayrınadır evladım. Bilesin. Bu bilek taşı gibi öfkemi bilemektesin. Yazıktır, günahtır. Ölürsen kendi çukurunu doldurursun. Ben senin gözü yaşlı anana üzülürüm. Söyle bana hadi de, bizim mallarımızı sen mi içettin? Benim bir suçum yok. Ben masumum. Dilin çözülene kadar yumruğum çözülmez bilesin soyu kurasıcı herif. Çandar Bey'in mallarını iç etmenin ne demek olduğunu öğreteceğim sana. Öt bakayım. Tatar obalarının erleri senin kadar yürekli olaydı, düşmanın şerri bize bayram olurdu kızım. Kutluca. Kızım, aslanın merhametli ellerine bıraktım seni. Anlamadın. Bakalım benim şefkatim senin dilini çözer mi? Aslan kızımın suallerine sessiz kaldığına göre kulakların iyi işitmez belli ki. İşitmeyen kulağın bu bedende işi ne ki? Bakalım bu kulağın işitir mi? De bana evladım, bizim mallar sana nasıl geldi? Kiminle iş tuttun? Ural Bey. Ne dedin sen? Ne dedin? Oğlum Ural Bey, her şey o bir anladı. Benim suçum yok. Beyim, yapma. Ölürse Ural Bey'le yüzleştiremeyiz onu. Kutluca, git hemen Ural Bey'i buraya çağır. Emrin olur beyim. Hemen. Toktamış. Aslan. Ne kararmış gök. Ne çorak toprak. Ne nasipsiz kuşlar. Ne bir Adem evladı bu duyduklarımı işitmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersin beyim. Ural Bey'in yahnisi hazır. Kim götürecek? Ben götürürüm.
Aşığım sana Maria. Aşkın yüreğimi dağlar. Bana evet de. Evet de ki abinden seni isteyeyim. Kellen gövdene ağır geldi demek Petro. Git başka çöplükte enşelen. Bu seferlik hakkım bu Uğur. Size kendi ellerimle yahni yaptım Ural Bey. Kıymetini bil Ural Bey. Maria herkese hizmet etmez. Eksik olma Maria. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun beyim. Sen de iyi bilirsin ki Simon Efendi, bu diyarlarda güç her şeydir. Altında gücün kamçısıdır. Ama iki üç kervandan gelen altından bir halt olmaz. Gayrı devlerle aşık atmak isterim. Bunun da vakti gelmiştir. Bu dediklerini baban Candar Bey'e de dedin mi? Babamı karıştırma Simon. Devlerle aşık atmak istersin. Anlarım. Lakin bu söylediklerin lafla olmaz Ural Bey. Daha babana bile sözün geçmezken nasıl olacak bu dediklerin? Nasıl olacağını göreceksin. Hem de tez zamanda. Ural Bey'im, Candar Bey'im Toktamış Bey'le dükkanda sizi bekler. Hemen gelesiniz. Mesele neymiş Kutluca? Geldiğim vakit görürsün beyim. Toktamış başına bela olacak demiştim. Toktamış. Eğer dediğin gibiyse Toktamış'ın eceli benden olacaktır. Sen yeter ki kararını ver. Gerisini ben hallederim. Ama dikkat et. Babanın elinden olmasın ölümü sakın. Azrail'le anlaşmam var Simon Efendi. Ben bu hayattan intikamımı almadığım sürece beni ziyarete gelmeyecek. Sen gerekeni yap. En kudretlisinden ölümle şenlensin oba. Vakit geldi Maria. Kara Dul'un tatlı şerbetini hazır et. Av tuzağa düştü Efendi Simon. Tahmin ettiğiniz gibi şövalye kılığındaydı soysuz. Onu aşağı aldım. Batuhan, her şey hazırlıklı olalım. Bu dükkana girmek var çıkmak yok. Eğer bana bir şey olursa Çolpan Hatun'u obadan çıkaracaksın. Merak etme beyim. Git buradan Batu.
Gözlerin sırçadan gibidir aslan. İçindekini görmemek için kör olmak gerekir. Hayırdır? Sırça gözlerim ihaneti görmüştür abi. O vakit gözlerin adaletini de görsün kardeşim. Görsün ki o güzel gözlerin ağabeyine umut versin. Anan iyi ki ölmüş diye. Bugünü görmemiş. Baba sen ne dersin? Rahmetli anamdan ne istersin? Sana baktıkça ananın o güzel yüzünü görürüm. Genç yaşta öldüğü için şükrederim. Şükrederim ki içindeki ihaneti görmedi. Baba, anamın adını ağzına alma. Benim hakkımda kim iftira attı sana, onu de. Şu yerde yatan it mi? Ne dedi sana? Benim altınlarım yetmedi. Şimdi obanın altınlarına mı göz diktin? Ben ne obanın hakkını, ne de senin hakkını yedim. Ticaretin kaidelerini benden daha iyi bilirsin baba. Obanın ticaretini benim omuzlarıma yüklediğin andan itibaren dişimle tırnağımla çalışıp otağını altınla doldurdum. Bunu bilirim. Gerisi sizin meselenizdir. Belli ki bu it ölmeden önce söyledikleriyle sizi ikna etmiş. Kararınızı verip cezamı kesmişsiniz. İnandığınız sizde kalsın. Sen bana düşen bedeli söyle baba. Kızılırmak kadar kanın denizlere aksa bu günahını temizler mi sanırsın Ural? Her şeyi bilirim. Bu it gebermeden evvel her şeyi anlattı bana. Daha ne söylersin? Rezil herif! Bu it kadar gözünde değerim yoksa sana son sözüm şudur. Beni sana satan, iftira atan her kimse babayla oğul arasına girmek isteyendir. Kanım sana feda olsun baba. Bu da sana dert olsun. Kalanını da sen alasın baba. Ey Yüce İsa'nın kutlu hizmetkarı ve benim sadık yol arkadaşım. Thank you.
gücüne ihtiyacım var. Kutsal ruh adına zehrini bahşet bana. Bahşet ki her damlası bir derya olsun. Boğulsun düşmanlarımız. Hepsi kahrolsun. Şeytanın gölgesi dişlerinin arasındadır küçük dostum Silvanus. Ne dersin? Yemeğe biraz lezzet katalım mı? Tezgahı açmak için bile bedel isterler. Sanki kendi mallarıymış gibi. Allah'ın toprağının üstüne koyduk da iyi. Akçem verilirmiş beyim. Biz de elbet bir gün tezgah alırız bamsı. Dert etmeyiz. İmdi bir tüccar bulup malları satalım. Hala bir havadis yok değil mi abi? Konstantiniyye'den gelenle elbet karşılaşacağız bunlar. Kolay gele. Eyvallah. Candar Bey burada mıdır? İşler kesat ha? Ertuğrul Bey. Sen de cenge girmişsin ha Ural Bey. Pazarda cenk olmaz demiştin. Üstelik uyanık olmadığın için yara da almışsın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeş. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hayırdır kardeşler? Bu postlar nedir? Posttur kardeş. Posttur. Ne ararsan vardır. Ayı vardır, camış vardır, yılan, tilki, tavşan. Ne ararsan vardır kardeş. Maşallah, maşallah. Ne istersiniz? Ne verirsin? Tane başı bir altın. Ey tacir. Sen hiç hayatında ava çıktın mı? Çıkmadım. Belli verdiğin kıymetten. Bunları avlamak için nice belaya göğüs gerer erler. Hayırdır aslan bacım? Mallara mı ortaksın? Mala değil de malın kıymetini ortam tacir. Kıymetini düşürürsen bizim mallar da hiç olur. Şuna bak öyle. Kız alan yaşadı. Beyim, bu mallar işlenmemiş. Bunları işlemek için vakit harcayacağım, akça harcayacağım ya. En fazla postbaşı bir altın harcarsın. İki altına malı hakim olsun. Sonra satarsın 10 altına. Ha tacir, bu kadar kâr tek başına fazla değil midir? Sen söyle. Ne vereyim?
Post başı 4 altın. 4 altın mı? Tövbe olmaz. Sen beni diyarmadığım dızlak mı göndermek istersin? 4 altın. Bir de işlemeye verirsin, etti 5. Ona da sattığın vakit değme keyfine. Haydi uzatma. Erlerin yolu uzundur. Hay Allah. Nasibe bak. İhtiyacım olmasa bu değere bunlar olmazdı. Bilesiniz. İndirin malları. Aslan olsun. Keşke daha önce çıksaydın karşımıza da bunca vakit harcamayaydın. Tacirler çetin çevizdir. Sen de kırmasını iyi bilirsin. Eyvallah. Kayı hatunların hünerli olduğunu duymuştum. Onların dokuduğu kilimleri getirsenize beyim. Daha fazla kâr elde edersiniz. Birkaç yıldır devam eden kuraklık bizi yordu Aslan Hatun. Pazara gelecek mal çıkmadı. Beyim, kısa vakitte Venedikliler gelecek. Türkmen obalarının el işine vurgundurlar. Tüm Venedik Ceneviz saraylarını bizim kilimler, halılar süsler. Benden söylemesi. Ne yap et, onlara mal satasın. Ne vakit gelecekler? Eli kulağındadır beyim. Ha bugün, ha yarın. Bu iyiliğini hiçbir vakit unutmayacağım Aslan Hatun. Var olasın. Bakmayın böyle yaşlı göründüklerine. Kazı gibidirler. Ellerinden her iz gelir. Biri saraylarda hizmetkarlık etmiştir. Rezil herif. Üstelik de aşçıdır. Bu Ermeni olan da taş ustasıdır. 30 değil, 20 değil, 10 değil. Sadece 5 altına bu kölelere sahip olabilirsiniz. Yok mu bu kıymetli kölelere 5 altın verecek? Ural Bey, niyetliyseniz eğer bu köleler 5 altına size verebilir. Çöz şu ihtiyarı. Okumdan kaçabilirsen azat olursun. Koş! Ana koş dedi yeni sahibin o. Koş. Koş!
Çöz diğerini. Ural abi. Ne yaptığını sanırsın sen? Bu kadar fazla. Koş dedim sana. Koş. Yaşamak istiyorsan koş. Yapma. Yapma abi. Koş abi. Koş dedi koş. Abi yapma. Çekil! Senin için kaç altın ister? Beş altın. Ardından gel. Beyim, o adam beni öldürür. Ben yanındayken sana kimse dokunamaz. Ardından gel. İhtiyar köle için köle tacirine 5 altın ver. O köle benim Ertuğrul Bey. Çoktan satın aldım. O halde bana sat. O köle için kaç altın istersin? 사태. Üzerinden başka bir şey çıktı mı? Hayır efendisim. Sadece bu mektup vardı. Demek oyun oynamak istiyorsun. O halde oynarız. Yakalığına girmiş bir casustan başka ne beklenirdi ki? Elbette değilsizsin. Bunu Tristan'a verin. İbret direğini alsın. Madem dilinden anlamıyoruz, o halde anlayanı buluruz. Türkler şehitlerini ortada bırakmaz. Bilgiyi getirdiği kişi mutlaka onu almaya gelecektir.
Efendi Simon. Pazarda olay çıktı. Gelirseniz iyi olacak. O köle için kaç altın istersin? Belli ki postlarını satmışsın. Kaç altın istersin dedim Ural Bey. Madem pazardayız, öyleyse kâr mübahtır. On altın isterim. Dündar. Ural Bey'e 16 ver. Beyim ne yaparsın? Dündar. Artık yeter. Öfkeni gem burası. İhtiyar bir kölenin hayatı için 16. Bu gönlü geniş adamla soframı paylaşmak isterim. Pazarın tek sahibinin bu nazik davetini geri çevirmeyeceğinizi umarım Ertuğrul Bey. Alplerimle birlikte davetine icabet edeceğim Simon Efendi. Beni mutlu ettiniz Ertuğrul Bey. Buyurun. Buyur Ertuğrul Bey. Şöyle otur. Yiğit harpler ne ister? Su. Sadece su mu? Simon Efendi misafirlerine sadece su verdiğimi duyarsa bana kızar. Sadece su isteriz.
gibi ömrünüz olsun yiğitler. Eyvallah. Maria. Masayı donat. Önce bize içecek bir şeyler getir. Avrat gözleri senden alamadı Turgut Alp. He ya kardeş. Su derken eriyip gitti avrat. Bamsı. Sustum Turgut Alpbaşım. Sustum. Simon'un pazarı yıllardır açılır. Lakin ilk defa kesesindeki altınları bir kölenin canı için feda eden birine rastlamıştır. Ben de yıllardır diğer diğer gezerim. İlk defa keyif için bir insanın canına kıyıldığını gördüm. Din kardeşin Ural. Merhameti hala öğrenemedi. Sen müdahale etmeseydin adamların bu zulme engel olurdu. Mesele sadece din kardeşimin zulmü değil. Senin pazarının düzeni Simon Efendi. Mazlumlara zulmetmek üzere kurulmuş. Biz tacirler cömert adamları severiz. Hanlı pazarda seni daha çok görmek isterim. Biz Türkler de mazluma umut olmayı severiz. Pazarına sık sık geleceğim. İmdi. Bana müsaade. Hay hay. Abi, Türk obalarından altınlarınla satın alamayacağın, tuzaklarınla diz çöktüremeyeceğin bir adam çıkıyor gibi. Bugüne kadar çıkan her kahramanlarını cehenneme gönderdim.